Sosyal Demokrasi Derneği'nin çok değerli başkanı, yöneticileri, değerli üyeler ve günün bu saatinde gündemi böylesine doğru bir yerden yakalamış, doğru bir yerden okuyan, böyle bir toplantıya ilgi gösteren çok değerli Ankaralılar, çok değerli sosyal demokratlar, hepinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hallederim. Sosyal Demokrasi Derneği şüphesiz bizim hayata aynı pencereden baktığımız, sorunların çözümü noktasında benzer çözüm önerilerinde ortaklaştığımız, güç aldığımız, bundan sonraki süreçte de güç vermeyi umut ettiğimiz ve çok önemsediğimiz bir yapı. Bugün bu toplantıya genel sekreterimizin yanı sıra genel başkan yardımcılarımızla, Ankara il başkanımızla ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli 31 Mart'ta halktan onay almış, görev almış belediye başkanlarıyla, genç belediye başkanlarıyla, kadın belediye başkanlarıyla birlikte katıldık. Toplantı bundan sonrası için hepimizin üzerinde dikkatle tartışması gereken, Sayın Başkan'ın da konuşmasında üzerinde haklı olarak titizlendiği bir süreci doğru yerden tartışmaya yönelik tertip edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Ankara Kent Konseyi ile Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde yaptığımız bir toplantıda dinlediğim sunuş konuşmasında Sayın Zafer Hocamız, Savaş Zafer Şahin, hepimiz açısından ufuk açıcı bir sunuş konuşması yapmıştı. Ben de bunu ne kadar çok kişi dinlese, ne kadar çok belediye başkanımız dinlese o kadar iyi olur hissiyatındaydım. Bu programa ilişkin bugünkü katılımımız önceden kararlaştırılmıştı. Dün öğlen saatlerinde akıştan haberdar olmak için baktığımda yine ilk açılış konuşmasının Sayın Hocamız tarafından yapılacak olmasını büyük bir memnuniyetle takip ettim. Ümit ediyorum hep birlikte izleyeceğimiz o sunuştan sonra bugün yapılacak tüm oturumlar hem sosyal demokrat belediyeciliği hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ülkenin yarınlarına yönelik çok önemli ipuçları, çok önemli bundan sonrasına yönelik yol haritasının belirlenmesi için önerileri barındıracağına eminim. Tabii ben bütün günkü programı takip etme imkanım olmayacak ama hocamızın sunuşundan sonra belki ayrılmam gerekecek ama bir sonraki masaya baktığımda çok keyiflendim açıkçası. Üç belediye başkanı var. Üçü üç büyük şehirden. Bir tanesi Adana'nın Kadın Kolları Başkanlığı'ndan gelen genç ve çok önemli bir görev üstlenmiş olan belediye başkanı Oya Hanım. Diğeri İzmir'den geliyor. Tabii Adana'da bir kadının Adana'nın en büyük metropollerinden bir tanesinde yetki almış olmasını ve Adana gibi bir şehire cesaretle bir kadın elinin dokunacak olmasını çok önemsediğimi ifade etmek durumundayım. Diğeri İzmir'den bir kadın belediye başkanımız. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sancak gemisi İzmir'de 6 kadın belediye başkanı görev yaptı bugüne kadar. 100 yıl boyunca ve tüm siyasi partilerden. Bu dönem sadece bu dönem 8 kadın arkadaşımız İzmir'de görev üstlendiler. Onlardan bir tanesi de İzmir'in en büyük metropol ilçesinin belediye başkanı, konağımızın belediye başkanı sevgili Nilüfer Çınarlı Mutlu. Ve diğer bir konuk ise biraz fazla ev sahibi hepiniz açısından. Hiç unutmuyorum, hep söylüyorum. Söyleyince tebessümle karşılanıyor. Dün akşam Sayın Nedim Saban'ın bir tiyatro oyununa gittik hep beraber. Orada da belediye başkanımız da vardı. Selin Hoca'nın müsaadesiyle
İki tane anekdot anlatayım. Selin Hoca siyasette anekdotların yeri diye bir tezin sahibi. Her zamanki gibi çok kıymet verdiğimiz tezlerinden bir tanesi. Ama şunu ifade edeyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sorarlar. Ne zaman yatıyorsun diye. Geç yatarım der. Dertlerim, memleketin meseleleri çoktur. Arkadaşlarla oturur tartışırız. Onları yolcu ederim. Okurum, yazarım, gün ışırken yatarım. Bilirim ki İsmet uyanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları gözlerini yumduklarında emin olmak isterler birisinin memlekete sahip çıktığına. Biz Çankaya'da gözümüzü yumduğumuzda bir şeyi bilmemiz lazım. Genel merkezimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Çankaya Köşkü'ne ve Anıtkabir'e sahip çıkan birilerinin gözü açıktır. İşte biz o yüzden Ankara'da Çankaya'da 30 yaşında bir sosyal demokratı Gazi Mustafa Kemal'in emanetine dört gözü açık bir şekilde sahip çıksın diye görevlendirdik. Hüseyin Can adına ben bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olabileceği ilk gün üye olmuş ve o günden bugüne gençlik kollarında sahip çıkan herkese teşekkür etmek istiyorum. Hüseyin Can yaşıyla birlikte burada ama aramızda 60'lı 70'li yaşlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1970 gençlik kolları başkanları var. Ve halen daha o günkü enerjileriyle, o günkü dinamizmleriyle bugün aramızdalar. Ben her yaştan genç Cumhuriyet Halk Partilileri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Partimiz şüphesiz işgale karşı, beka sorununa karşı teslim olmayan, halı sermeyen, onlarla birlikte İstanbul'da kendi mevcudiyetini korumayı ve sürdürmeyi hedeflemek yerine canını ortaya koyan ve bir İngiliz zırhlısına binip ayrılmak yerine Bandırma vapuruna inip kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek için Anadolu'ya geçen bir kahramanın kurduğu bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin işgal altında olduğu sırada bile kendi bildiğini yapmak yerine önce kurultaylar toplayan bir anlayışın, yani önce rıza üreten, ortak akla inanan, tartışan ve tartışmadan sonra ortaya çıkan fikri takip eden ve tatbik eden bir anlayışın kurduğu bir partidir. Bu partinin şüphesiz en büyük zaferi Kurtuluş Savaşı'dır ve ardından en büyük eseri kuruluştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Ama bu hareket bununla yetinmemiştir. Ardından iktidar tek başına elindeyken, hatta birinci cumhurbaşkanı, ikinci cumhurbaşkanı her birisi birer milli mücadele kahramanı iken, ordunun sadakati tamken, milletin sadakati, milletin hürmeti, hayranlık boyutlarının üzerindeyken tek başlarına yönetmek yerine ortak akla başvuran, yetmez, bir iki kere deneyen, sonra 1946'da resmen mecliste muhalefetin vücut bulmasını sağlayan, 1950'de 14 Mayıs günü seçimleri kaybedince herhalde bunlara hükümeti bırakmayı düşünmüyorsunuz dediklerinde, daha seçim sonuçlarının ilanına o günkü şartlarda 10 gün varken yaverini Demokrat Parti'ye yollayan ve İsmet Paşa görevi teslime hazırdır diyerek, bu benim en büyük mağlubiyetim ama Türkiye demokrasinin en büyük kazancı demiş, çok partili rejime ülkeyi geçirmeyi demokrasi adına bir zafer saymış, kendi yenilgisinden memlekete bir demokrasi zaferi üretmiş bir anlayışın partisidir. Orada da bırakmadık. Cumhuriyet Halk Partisi bu yürüyüşü
orada da bırakmadı. Bu topraklara sosyal devlet anlayışını getirdi. Bu topraklara sosyal güvenceyi getirdi. Emeklilik hakkını getirdi. Örgütlenme hakkını, sendikal hakları getirdi. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını getirdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki siyasi akrabalarıyla ilişki halinde sol bir perspektifle yeni çağı, teknolojiyi, yeni gelişmeleri yorumlamayı sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Bugün Sosyal Demokrasi Derneği'nin varlığı kadar kendilerinin ilişki içinde oldukları FES'in ve dünyadaki sosyal demokrat partilerle dayanışma içinde olan tüm yapıların önemini biliyoruz ve bizim de sahip çıkmamız gereken yapılar olduğunu, güçlendirmemiz gereken yapılar olduğunu Sosyal Demokrasi Derneği'nin, SODEV'in ve diğer yapıların bir kez daha altını çizmek istiyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi 1980'de yani birileri Türkiye demokrasisinin üzerinden, bütün örgütlü yapıların üzerinden, sendikaların üzerinden tanklarıyla geçerken Cumhuriyet Halk Partisi de payına düşeni o darbe döneminden aldı. Ondan sonra elbette toparlandı, elbette yeni yapılarla sonra gün geldiğinde mevcut yapılarıyla önde el konulmuş binalarını geri alma mücadelesi vererek, ortadan kaldırılmış kadrolarından geriye kalanlarla kol kola girip yeniden ayağa kalktı. Ama bir gerçek vardı, 1980'den beri siyaset kalesinin başarı kapısı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından istisnai tekil durumlar dışında topyekün ya da hiç değilse bir başına ve açık bir şekilde o kapı açılamıyordu. Geçen sene Mayıs ayında hepimiz çok umutluyduk. Sonra da hep beraber çok üzüldük. Biz üzüldük ama bize oy verenler, bize güvenenler, Cumhuriyet'in 100. yılında yapılan ilk seçimin, 100. yılın, 100. yılda ülkeyi yönetecek yönetimin, 100. yılın sonunda yapılan seçimin ve 2. yüzyılın ilk iktidarının, 1. yüzyılın iktidarını kuranlar tarafından yapılmasını isteyenler bizlerden çok daha fazla üzüldüler. Öyle bir üzüldüydü ki, öyle bir büyük duygusal kopuş yaşadılar ki, dünyadaki bütün otoriter liderlerin en sevdiği ortam oluşmuştu. Muhalifler küsmüştü, muhalifler birbirleriyle bile konuşmak istemiyorlar, televizyon izlemek istemiyorlar ve kesinlikle sandığa gitmek istemiyorlardı. O günlerde umutsuzluğa, o günlerde bu üzüntünün pekişmesine ya da bu üzüntüye duyarsız kalıp da hiçbir şey yokmuş gibi davranıp esas bu üzüntünün kalıcılaşmasına, o kopuşun yerleşmesine izin vermemek gerekiyordu. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir süreç, bir öz eleştiri, bir tartışma ve bir öneri dönemi yaşadık. Biz bunun adına değişim dedik. Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi diye ifade ettiğimiz ve 100. yıla Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yönüyle değişerek, tartışarak ve kimseyi dışlamadan, vefasızlık etmeden ama bizden bekleneni yaparak, öz eleştiri yaparak ilerlemesi gerektiğini tartıştık ve hayata geçirdik. 5 Kasım günü sokaktaki duygu üyemize, üyemizin duygusu delegemize ve en sonunda partimizin yönetimine yansıdı. O duygu şuydu: doğru olanlara devam edin, köklerinizden kopmayın, hedefinizden şaşmayın ama bundan sonra yeni bir siyasetin, yeni bir siyasi düzlemin takipçisi olun, içinde olun. Ben de size bakacağım ve yeniden bir karar vereceğim. İşte o siyaset kalesinin başarı kapısı için
üç koca kilidi karşımızda bulduğumuzda birbirimize sorduk. Nasıl açarız bu kilitleri diye. Sonra da dedik ki mutlaka buralarda bir yerdedir anahtarları. Bu ülkenin kurucusu, bu partinin kurucusu çok kilit kırdı, çok duvar yıktı, çok zafer kazandı. Mutlaka anahtarı buralara bir yerlere koymuştur. O anahtarlardan ilki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti canlı yayınların böyle bir zorluğu var. Lafın nereye gideceğini geçen programdan öğreniyor abla. Alkışı erken başlatıyor. İlki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi kime emanet ettiğine bakarken bulundu. Önce dedim ki bize mi emanet etti acaba? Genel başkanlara. Öyle ya, kendisi partinin kurucu genel başkanıydı. Ve diyebilirdi ki Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yükseltecek sizlersiniz. Görev genel başkanlarda değildi. Görevi belki de askerlere verirdi. Öyle ya, ordu komutanı, genelkurmay başkanı, başkomutan. Genelkurmay başkanlarına ya da orduya bu görevi vermemişti. Bu görevi sadece ve sadece aslında baktığınızda neyine güveneceklerini bilemediğiniz gencecik insanlara güvenmişti, gençlere güvenmişti. Biz de öyle yaptık. Birinci kilidi gençler açtı. İkinci kilit için Avrupa'daki şimdi o havalı cıvalı zengin ülkelerden 40 yıl önce seçme seçilme hakkını kime verdiyse biz onları siyasete katalım dedik ve ikinci kilidi kadınlar açtı. Üçüncü kilit 200 yıl boyunca matbaanın gelmesine direnenlerden ders alan, 30 yıl boyunca donanmayı Haliç'te çürütenlerden ders alan, 30 yıl boyunca açılmış parlamentoyu kapalı tutanların bu memlekete ne yaptığından ders alan birisi, hurafe, dogma yerine bilime sarılmıştı. Biz de öyle yaptık. Üçüncü kilidi bilimsel yöntemler, çağdaş yaklaşımlar, ilerici tutumlar açtı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi geçmişin 3,5 katı kadın aday göstererek ve fazlasını seçtirerek, geçmişin 7 katı genç aday göstererek ve fazlasını seçtirerek, bugün Türkiye'nin dört bir yanında bizim açımızdan yarı yarıya olmadığında, eşit temsil yakalanmadığında hiçbir zaman yeterlidir demeyeceğimiz ama bir siyasi parti açısından çok önemli bir sıçrama olarak kabul edilecek kadar gençlerle, kadınlarla belediyelerde görev üstlendi. Ve bu sürecin sonunda işte bugün o arkadaşlar birazdan burada oturacaklar ve hem yeni dönem siyaseti hem de bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreçte bu ülkeyi yönetmek için neler yapacağını tartışacaklar. Çok teorik bir şey söylemeyeceğim, çok pratik bir şey söyleyeceğim. Oya Hanım'ın çantasında, Hüseyin Can'ın cebinde, Nilüfer Hanım'ın elinde bir anahtar var. Şundan emin olsunlar ki onların şahsında Türkiye'deki 409 belediye başkanıma söylüyorum. Bu anahtar kentlerinin, şehirlerinin, ilçelerinin altın anahtarı değildir. Bu anahtar belediyelerinin kapısının ya da kasasının anahtarı da değildir. O anahtar eğer bugün tartışıp, üzerinde konuşup, yarın gittiklerinde tatbik edecekleri şeyleri doğru yaparlarsa Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde partiyi iktidar yapmanın anahtarıdır. O anahtarı o gözle baksın. Tabii sosyal belediyeciliği üstatlardan ve konunun uzmanlarından dinleyeceksiniz. Ama basit bir tanım yapmak gerekirse kamu hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ayrımsız ulaştırmak, dezavantajlı grupları görmek, onlar lehine
politikalar geliştirmek ve örneğin yoksulluğu yönetilecek bir süreç değil, yok edilecek bir gerçeklik ve yok etmeyi bir hedef olarak görmektir sosyal belediyecilik. Sosyal devlet ise bu hedefe somut katkılar sağlayan, somut projelere sonuna kadar destek veren, destek olması gereken bir anlayışı temsil eder. İktidar anayasaya göre ikiye ayrılır. Birisi merkezi yönetim, diğeri mahalli idareler, yerel yönetimler. Bugün Türkiye'de seçmenin ferasetiyle iktidar dengelenmiştir. Maalesef kanlı bir darbe girişimini araçsallaştırıp ilan edilen, birkaç ay sürecek diye söylenip yıllarca sürdürülen olağanüstü hal şartlarında rejime kasteden bir anayasa değişikliği yapıldı. Bu anayasa değişikliğinin ardından yine o hal şartlarında bir seçim yapıldı. O seçimin devamında bir baskın seçimle, daha doğrusu o hal şartlarında yapılan bir baskın seçimle bugün tek adam rejimi olarak söylediğimiz yasama, yürütme, yargı erklerinin neredeyse tek elde toplandığı, meclisin yasama yetkisinin bir kısmına el konulduğu, yargının atamalarından kararlarına bir siyasi iktidarın egemen olduğu bir süreçte 2019 yılında bir fırsat ele geçti. 2023'e o umutla gittik ama 2023'te burada detaylarını tartışmanın artık geride kaldığı kolektif bir başarısızlıkla, hiçbirimizin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik ve biraz önce tarif ettiğim duygular hakim oldu. Şimdi bir kez daha halkın öngörüsü, milletin feraseti, bu orantısız gücü yerelden ve neredeyse o güce denk bir biçimde dengeledi. Şimdi şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Nüfusun %65'ine, ekonominin %80'ine, toplanan verginin %86'sına karşılık gelen bir coğrafyada sosyal demokratlar anayasadan gelen yetkileriyle yereli yönetecekler. Biraz önce söylediğim gibi genel iktidar bu projelere, bu somut politikalara katkı sağlayacak mı, yoksa köstek mi olacak herkesin endişelendiği gibi ve geçmiş pratiğine uygun olarak, onu hep birlikte takip edeceğiz. Milletimiz de takip edecek. Ama arkadaşlarımız cesaretle, büyük bir enerjiyle çalışacaklar. Büyük bir cesaretle mücadele edecekler ve hepimiz büyük bir dikkatle bu sürecin hem destekçisi hem takipçisi olacağız. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından ilk kez ortaya konulan kentsel dönüşüm, toplu konut, metro, metrobüs, hafif raylı sistem, biyolojik arıtma gibi projeler geçmişte sosyal demokrat belediyelere aittir. Biz belediyeciliği ya da bizim başkanlarımız belediyeciliği İstanbul'da ilk tercihli yol uygulamasını hayata geçiren Aytekin Kotiller'den, İstanbul'da 1992 yılında ilk doğalgaz projesini hayata geçiren Nurettin Sözenler'den, ilk halk ekmek fabrikasını kuran Ahmet İsvanlar'dan, bir yerel yönetim efsanesi Ankara'da ilk metronun temelini atmış olan Murat Karayalçınlar'dan, metrolardan tramvaylara, üretim merkezlerinden öğrenci yurtlarına, kooperatiflerden kreşlere, Türkiye'yi sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıran Vedat Dalokaylardan, Yüksel Çakmurlardan, Celal Altınaylardan, Ali Dinçerlerden, Ahmet Piriştinalardan, Yılmaz Büyükerşenlerden öğrendik. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye bu projeleri sürdüren, yenilerini üreten, hayata geçiren,
birbirleriyle dayanışan, görev boyunca öğrenen ve iyiyi birbirine öğreten, paylaşan sosyal demokrat belediyecilik anlayışını bundan sonraki 5 yıl boyunca izleyecek, takip edecek. Ve biz bu süreci hem ortaklaştırılması, yani eş güdümünün sağlanması, hem bu süreçte bu sağlanan eş güdüme olmazsa olmaz başat, belediye başkanların, yöneticilerin, meclis üyelerinin, belediye personellerinin eğitilmesi, hem de bu yapılacak hizmetlerin denetlenmesi. Denetlenirken Sayıştay denetçileri belediyelere rutin ya da aniden gelecekler, bu denetimlere hazır hale getirilmeleri. Bu denetimler sırasında destek verilmesi, hukuki destek, teknik destek verilmesi, sordukları tüm sorularda kendilerine yardımcı olunabilmesi için Sayıştay denetçilerinden, mülkiye müfettişlerinden, kamu denetçilerinden ve geçmiş dönemde bazı birden çok görevi birlikte başarıyla yapmış, hem belediye başkanı sonra milletvekilliği, ilçe il yöneticiliği milletvekilliği gibi bu görevi yapmış, sahada ilçe il belediye arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyumsuzluğu, yükselen her türlü tansiyonu anında hissedebilecek, çözebilecek, çözemezse önerilerde bulunacak ve bildirimde bulunacak bir ekiple birlikte sahada bütün belediyelerimizi eş güdümleyen, eğiten ve denetleyen bir büyük yapıyı oluşturmuş durumdayız. Bu yapıda tecrübeden yararlanıyoruz en çok. Bu yapıda bilimden yararlanıyoruz. Ölçme değerlendirmeden yararlanıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları göreve devam edip etmeyeceklerini ne genel başkandan, ne MYK'dan, ne parti meclisinden, ne bir başka yerden her 3 ay, büyük şehirler ve büyük ilçe belediyeleri için her 3 ay, iller ve ilçeler için 6 ay, beldeler için yılda bir kez ellerine ulaştırılacak, vatandaş memnuniyetinin niceliksel ve niteliksel olarak ölçüldüğü, objektif kriterlerle sahada takip edildikleri, kendi karnelerinden takip edecekler. Grafiği yukarıya doğru gidenler, seçildiği günden ileride olanlar ve partisini paçasından aşağı değil, partisinin elinden partiyi yukarı doğru çekenler, yönetirken şeffaf, adil olanlar ve bu yaptıkları kamuoyu tarafından teveccühle karşılananlar şüphesiz görevlerine devam edecekler. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklara bilimi getiren, aydınlanmayı getiren, aydınlanma ateşinin meşalesini yakan ve uzun süre elinde taşıyanların partisi, ikinci yüzyılın bu kritik döneminde bu önemli anayasal yerel yönetim görevini, bu kritik, bu tarihi ve bu tarihe yön verecek o gelecekteki iktidarın anahtarını elinde tutanların sorumluluğunu çok yakından ve hepimiz adına, hepiniz adına takip edeceğiz. Bu süreç eninde sonunda başarıya ulaşmak zorundadır. Başarının önündeki her türlü engeli, kişisel kibir, ihtiras, kurumsal çatışmalar ve her türlü bahane başarının önünde engeldir ve bu partinin başarıya kilitlenmiş yönetim iradesi tarafından tasfiye edilecektir. Birlikte yürüyenler, kol kola girenler, eleştiriden kendini geliştirenler, öz eleştiriye değer verenler, kibiri değil alçak gönüllülüğü benimseyenler, makamdan güç alan değil aksine makama güç veren, bu gücü halka iletebilenler bu yürüyüşün olmazsa olmaz bileşenleridir. Ben bu salondan, ben belediye başkanlarımızın bir araya getirdiğimiz ve
sadece seçilmişlerle doldurabildiğimiz partinin o büyük salonundan gözlerinin içine baktığımda 409 belediye başkanımda da bu inancı, bu kararlılığı gördüm. Onlara güç verin, onlara güvenin, onları bu ülkenin geleceği adına hem denetleyin hem destekleyin. Ben Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk seçimlerinde bu partinin birinci parti olmasının verdiği güçle, inançla, özgüvenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu partinin Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidar olacağına inanıyorum. Bunun için mücadele verecek olan, alın teri akıtacak olan, gözünün nurunu akıtacak olan herkesin sonuna kadar arkasındayım. Sadece ben değil, 43 yaş ortalamasıyla parti meclisimiz, 46 yaş ortalamasıyla ve yarısı kadın, yarısı erkek yönetim anlayışımızla hepimiz bu zaferin hem takibindeyiz, en büyük beklentisindeyiz. Bu topraklarda 100 yıl önce yakılan çağdaş, demokratik, bilimsel, laik eğitime dayalı aydınlanma ateşini yeniden elimize almak ve hep beraber yürümek için sizlere güveniyorum. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun. Çok değerli başkanı, yöneticileri, değerli üyeler ve günün bu saatinde gündemi böylesine doğru bir yerden yakalamış, doğru bir yerden okuyan, böyle bir toplantıya ilgi gösteren çok değerli Ankaralılar, çok değerli sosyal demokratlar, hepinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hallederim. Sosyal Demokrasi Derneği şüphesiz bizim hayata aynı pencereden baktığımız, sorunların çözümü noktasında benzer çözüm önerilerinde ortaklaştığımız, güç aldığımız, bundan sonraki süreçte de güç vermeyi umut ettiğimiz ve çok önemsediğimiz bir yapı. Bugün bu toplantıya genel sekreterimizin yanı sıra genel başkan yardımcılarımızla, Ankara il başkanımızla ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli 31 Mart'ta halktan onay almış, görev almış belediye başkanlarıyla, genç belediye başkanlarıyla, kadın belediye başkanlarıyla birlikte katıldık. Toplantı bundan sonrası için hepimizin üzerinde dikkatle tartışması gereken, Sayın Başkan'ın da konuşmasında üzerinde haklı olarak titizlendiği bir süreci doğru yerden tartışmaya yönelik tertip edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Ankara Kent Konseyi ile Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde yaptığımız bir toplantıda dinlediğim sunuş konuşmasında Sayın Zafer Hocamız, Savaş Zafer Şahin hepimiz açısından ufuk açıcı bir sunuş konuşması yapmıştı. Ben de bunu ne kadar çok kişi dinlese, ne kadar çok belediye başkanımız dinlese o kadar iyi olur hissiyatındaydım. Bu programa ilişkin bugünkü katılımımız önceden kararlaştırılmıştı. Dün öğlen saatlerinde akıştan haberdar olmak için baktığımda yine ilk açılış konuşmasının Sayın Hocamız tarafından yapılacak olmasını büyük bir memnuniyetle takip ettim. Ümit ediyorum hep birlikte izleyeceğimiz o sunuştan sonra bugün yapılacak tüm oturumlar hem sosyal demokrat belediyeciliği hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve ülkenin yarınlarına yönelik çok önemli ipuçları, çok önemli bundan sonrasına yönelik yol haritasının belirlenmesi için önerileri barındıracağına eminim. Tabii ben bütün günkü programı takip etme imkanım olmayacak ama hocamızın sunuşundan sonra belki ayrılmam gerekecek ama bir sonraki masaya baktığımda çok keyiflendim açıkçası.
Üç belediye başkanı var. Üçü üç büyük şehirden. Bir tanesi Adana'nın Kadın Kolları Başkanlığı'nın. MHP'den bir açıklama geldi. Partimizle de kaldı. Cinayetle ilişkimizi elinde bilgi belge varsa mahkemeye gitsin. Elinde bilgi belge olan biri var İçişleri Bakanı. O da CHP değil MHP'ye gidiyor nedense. Görüşmeden sonra da MHP'nin önceki dönem milletvekili, bu seçimde de dördüncü sıradan milletvekili adayı olan birisi grup danışmanı iken görevine son veriliyor. Elinde bilgisi belgesi olan birisi hangi partiye gidiyor? O partide hangi işlemler yapılıyor ve neler konuşuluyor ve nelerin konuşulmasına engel olunuyor? Oraya bakmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki bazı odaklar Cumhuriyet Halk Partisi ile kavga etmek istiyorlar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi CHP ile kavga etmediğinde içeride bir sorun daha görünür oluyor. Onlar bir düşman yaratmak, kavga etmek ve ilgiyi oraya toplamaya çalışıyorlar. Benim ilgim ise başkentin orta yerinde torbacılara vurdurulan Sinan Ateş'in evlatlarıdır, eşidir ve o cinayetin üstünü sadece bir ittifak ya da bir partinin içi karışmasın, tartışmalar olmasın diye o cenazeyi yerde bırakan anlayışla ben mücadele ediyorum. Benden kavga ederek sorumluluklarını gizleyemezler. Bir büyük camiayı, bir partiyi bütün olarak töhmet altında bırakmamak için o partideki konuyla ilişkili kim varsa hesap vermelidir. Bundan birkaç ay önce geçmiş dönem milletvekilinin adı anıldığında da buna kumpas diyorlardı. Dün Sayın Yerlikaya'nın ziyaretinden sonra veya evvelsi gün görevden alma gerçekleşti. Görevden alma partinin grup danışmanlığı görevine son verme bir hesap sorma biçimi değildir. Hesabı hepimiz adına mahkemeler sorar. Efendim, dün bir fotoğraf karesi yansıdı İzmir'den. İzmir'de görevli bir hakimin odasında duvarda 13 tabanca ve 7 uzun namlulu silahlar koleksiyonu. Aynı zamanda kendisi Raip Brunson'da tahliye eden hakimdi. Adalet Bakanı'na da sorduğumuzda onun da aslında haberi yoktu. Fotoğrafı bizden görünce öğrenmişti. Siz bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz? Fotoğraf Türkiye'nin yargı sisteminin duvara yansımış halidir. Türkiye'de elbette tüm yargı mensuplarını töhmet altında bırakmak istemeyiz. Ama Türkiye'de seyyar giyotinler var. Birilerinin talimatıyla mahkeme mahkeme gezdirilen ve adaleti katleden giyotinler var. Raip Brunson için Sayın Erdoğan bu can bu bedende durdukça o buradan gidemez dediğinde ya da Amerika'ya seslenerek ver papazı al papazı deyip hepimizin de anladığı bir şekilde Fethullah Gülen'i vermezseniz Brunson'u vermeyiz dedikten sonra Amerikan başkanının bir telefonuyla Raip Brunson özel jetle kendisini Oval Ofis'te buldu. Türkiye'de kimin hapse gireceğine bizim dünya liderimiz, hapisten kimin çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor. Ve bu kararların altına imza atanlar hepimiz adına karar veriyor gibi yapıyorlar ama aslında verilen talimatları yerine getiriyorlar. O talimatları yerine getirirken görünen o ki sadece aldıkları maaşla yetinmiyorlar. Altındaki Türkiye'de satılan en pahalı araba ki sorulan soruya borsada kazandım demiş. Hakim maaşıyla bunu nasıl aldın diye sorulduğunda borsada oynuyorum orada kazandım demiş. O araba Türkiye'de satılan en pahalı arabadır ve bir hakimin altında. Duvardaki silahlar ise devlete güveni tesis etmesi gerekenlerin kendisini devlet adına hepimiz adına silah taşıması gerekiyor.